Üst düzeye hoş geldiniz. Bu hafta sanayi konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bizle beraber. 500 büyük sanayi kuruluşu raporu açıklandı. Hem bunu konuşacağız hem de sanayinin finansman sıkıntısı olsun, yatırımları olsun, 2017 beklentilerini alacağız. Erdal Bey'den hoş geldiniz Erdal Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tabii ki rapora değineceğiz ama öncelikle bugün Nisan ayı sanayi üretim rakamları geldi. Parlak geldi diyebiliriz. 2017'yi iyi bir giriş yaptı. Türkiye sanayi açısından, rakamlar açısından bakabiliriz üretimde. Kalite açısından da iyi veriler geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? Aynen katılıyorum. Evet. Sanayideki son aylardaki gelen bugünküyle dair olarak tüm veriler 2017'ye beklentilerden çok daha olumlu bir hızla sanayimizin girdiğini gösteriyor. Tabii bizim elimizde daha da güncel bir veri var. Biliyorsun evet. PMI endeksini biz her yayın başında açıklıyoruz. Evet. Özellikle 1 Haziran'da açıkladığımız İstanbul Sanayi PMI endeksi 53.5 ile son yılların en yüksek PMI'yi. 2013 Aralık'tan sonra gördüğümüz en yüksek PMI. Evet. Ben buradan umuyorum ki Mayıs ayı sanayi üretim endeksinin müjdesini de verebileceğim. Tahmin ediyorum ki bugünkü piyasaları heyecanlandıran veriden Mayıs ayı açıklandığı zaman daha güçlü PMI'nin bize göstermiş olduğu öncü gösterge bir endeks açıklayacağız. Bu da tabii içine de baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi özellikle de yatırım malları başta olmak üzere daha kaliteli ve nitelikli bir sanayi yapısıyla da büyümenin olduğunu göstermekte ki bu sadece büyüme değil, uzun zamandan beri arzusunu çektiğimiz nitelikli büyümenin de oluşmaya başladığının göstergesi. Umarım bu önümüzdeki aylarda da kalıcı olarak devam eder. Evet, yani daha katma değerli üretim kesinlikle, oluyor diyebiliriz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, nitelik artışı olan bir katma değerli sanayi büyümesi. Bu da tabii Türkiye'nin toplam büyümesine de sadece nicelik anlamında değil, nitelik anlamında da değer katacak bir büyümenin oluşmaya başladığının bize ilk işaretlerini veriyor 2017 açısından. Şimdi bu hafta 500 büyük sanayi kuruluşunun raporunu da açıkladınız. Tabii ki burada da önemli başlıklar var. Öncelikle tabii ki ihracat olsun, karlılık, satışlar. Burada bir artış oldu. Yani pozitif anlamda. Fakat işte finansman sıkıntısı dedik. Bunu hani ödeme biçimi derken neler gözünüze çarpıyor? Yani öne çıkan sıkıntılar neler oldu? Bir önceki raporla da karşılaştırabiliriz. Şimdi izin verirseniz ben sanayinin genel durumu 2016'daki raporun bize koyduğuyla birkaç cümle söyleyip ondan sonra da tabii ki bizim temel problemimiz, temel sorumuz finansman, ona değinmek istiyorum. Şimdi 2016 hatırlaması bile insana külfet ve zul getiren bir sene. Umuyoruz ki bir benzeri dahi yaşanmayan bizlerin ve gelecek nesillerin görmeyeceği bir sene olarak tarihteki yerini alıp kapanıp gidecek. Böyle bir zor senede, her yönden bu kadar zorlu ve sorunlu bir senede Türkiye sanayisi rüştünü bir kez daha ispatlamış gözüküyor. Büyümesinden fedakarlık yapmadan, ihracatından fedakarlık yapmadan, istihdamından fedakarlık yapmadan, göreceli olarak yatırımlarından fedakarlık yapmadan 2016'da diğer farklı sektörlere baktığımız zaman bunların hepsinden çok daha güçlü bir şekilde bir duruş sergilemiş olması bu ülkedeki sanayi ekosisteminin ve sanayinin altyapısının ve sanayi birikiminin bence değerini ortaya koymak adına çok çok önemli bir gösterge. Yani Türkiye ben sanayi toplumuyum deme açısından 2016'da rüştünü tekrar altını çizerek söylüyorum. Fazlasıyla ortaya koydu ve ispat etti. Onun için yani ben bu başarıyı gösteren bu listede yer alsın, yer almasın bütün sanayicilerimizi yürekten ve alkışlayarak kutlamak istiyorum. Tabii bu bizde bir yeni heyecanın, umudun da ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Toplumda ne yazık ki belli bir dönemden beri Türkiye sanayiden uzaklaşıyor. Sanayi artık ikinci bir sektör olarak görülüyor. Sanayi olmasa da olarak gidecek kadar bir takım yanlış algılamalar, hatta endişeler vardı. Biz kendi sanayicilerimizin özel sohbet ve dertlenişlerinde de bunu hep izliyorduk. Ama son haftalarda, son aylarda Ankara'dan gelen sanayiye yönelik farklı farklı olumlu düşünceler,
her zaman söylediğimiz gibi marifet iltifata tabidir noktasındaki küçük dokunuşların dahi bizde yarattığı heyecanı sanayi toplum kesiminde, sanayi camiasında yarattığı olumlu değerlendirmeleri ben özellikle vurgulamak istiyorum ki bunu hak ettiğimizi de fazlasıyla gösterdik. İnşallah Türkiye tekrar bir sanayiye değer verilen toplum olabilme noktasında o belli bir iktidarın karşılığında yeniden bir hızlı döneme girecek. Biz bunun da işaretlerini dediğim gibi alıyoruz. Finansmana gelecek olursak, bardağın dolu tarafındakileri bir tarafa bırakırsak maalesef bardağın boş tarafında yine finansman kendini gösteriyor. Biz son dönemlerde bunu hep vurguluyoruz. Niye vurguluyoruz? Binbir zorlukla dediğimiz gibi o veya bu sıkıntıların içerisinden geçerek, ürünün en iyisini bularak, o ürüne yatırımı yaparak, o ürüne ilgili pazarları bularak, o pazarlarda riskli satışlar yapıp o paraları toplayarak belli bir değer üreten sanayicinin maalesef Avcı Hanım faaliyet gelirlerinden %50'sinden daha fazlası finansmana gidiyor. Bu sene geçen yılki 60 geçen yıldayken 2015'teki 65 küsurdan bir 7-8 puan düzelme gerçi var ama son 4 yılın ortalamasına baktığımız zaman yine 50 küsürlerdeyiz. 53-54'lerdeyiz yani. İstenilen yere çok çok uzağız. Çok çok uzağız. 100 lira kazanıyorsunuz ana temel işinizden demin saydığım o bir sürü zorluklar zorlukların karşılığında biz buna biliyorsunuz faaliyet kârı diyoruz. O kazanmış olduğunuz 100 liralık faaliyet kârının sonunda 50 küsürünü gidiyorsunuz finans kuruluşlarına veriyorsunuz. Yani dünyada bu ne diye bakıyoruz. Dünyadaki sanayi, gelişmiş sanayi toplumlarında, orta gelişmiş sanayi toplumlarında bu rakam onlar mertebesinde. Yani 10-12 bile bazı yerlerde yüksek gözüküyor. Demek ki onların 5 yılda finansa verdiğini biz 1 yılda veriyoruz. Bu neyi doğuruyor? Bu tabii sanayinin kendi içerisinde elde etmiş olduğu faaliyet gelirlerinden sonra bir kaynak oluşturup da bunun yeni yatırımlara döndürmesi noktasındaki sıkıntıyı doğuruyor. Nitekim raporda yine bizim için maalesef çok negatif gördüğümüz bir şey, öz kaynak oranlarındaki yabancı kaynak arasındaki dengenin her sene öz kaynak aleyhine bozulmuş olması. Kaynak bozulmasında giderek daha çok borca dayanan, daha çok borçla çalışan bir sanayi gerçeği var karşımızda. İşte onun da temel nedeni zaten dediğimiz gibi ne kadar kazanırsanız kazanın ki faaliyet gelirlerini daha fazla arttırmak gibi bir dünya yok artık. Bir sürü rekabet koşullarından iç ve dış piyasadaki ne yaparsanız yapın en nitelikli ürünü de üretseniz fiyat sizi belli bir yukarıya doğru çekemiyor ve orada faaliyet kârınız belli. Onun içerisinden siz %50'sinden daha fazlasını verdiğiniz zaman da sizi yarınlara taşıyacak yeni yatırımları oluşturacak olan kaynağı doğurmakta maalesef çok kolay olmuyor. Evet, şimdi sanayi yani hükümet tarafından da bu finansman konusuna ne kadar deniliyor ama üretim paketi gibi birçok paket sanayiye teşvik edici teşvikler geldi. Hani yansımalarını biz nerelerde görüyoruz sanayi sektöründe? Şimdi bir kere finansmanla yine başlayalım. Finansman noktasındaki bu kredi garanti fonu desteği KGF'ler, biliyorsunuz bu yılın en önemli finansal reformist gelişmesi. Belki de Türkiye finans reel sektör arasındaki köprünün son yıllardaki yapmış olduğu en önemli reformdur bu. Ben her vesileyle o teşekkürü sunmak istiyorum. Yani bu kredi garanti fonunun oluşmasında cesaretle ve büyük bir çaba ve ısrarla bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm kredi garanti fonu yetkililerine başta genel müdüre, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yani çok zor bir mücadeleydi. Bu hükümetimizin de vermiş olduğu güçlü destekle kredi garanti fonu çok ciddi anlamda bir piyasalara güç verdi. Şimdi burada nedir bu güç? Bunu çok basit anlatmak istiyorum. Bu bir teminat kaldırıcı. Bankalar, reel sektör arasında özellikle son 2-3 senedir kurdaki ciddi yıpranmadan dolayı oluşmuş olan teminatların değerinin maalesef kaybolması ve yeni teminat değerlerinin oluşmaması noktasındaki o teminat açığını bir şekilde kredi garanti fonu piyasalara adeta bir kaldıraç görevi vererek revize etti, destekledi ve piyasanın bankalarla arasındaki stresi azalttı. Ve bu tabii piyasada bir rahatlık oluşturdu, bir güven oluşturdu ve
ciddi anlamda da bunu da ben göz ardı etmemek ciddi istiyorum. Ciddi anlamda katkısı oldu sektörün. Şu andaki sanayideki bu olumlu gelişmelerin temelinde var. Çünkü neden var? Finans her şeyin başı. Başı tabii. Yani sizin işiniz ne kadar iyi olursa olsun, satışınız ne kadar iyi olursa olsun ama sabah işin sahibi, genel müdür, CEO, CFO işe gelip de parasız bir işe başladığı zaman zaten heyecan, moral her şey bitiyor. Yani o para akışının, finans akışının huzurunu biz zaten sanayinin bu son aylardaki moral endeksinde de ve moralin ötesinde realize olma noktasındaki oluşturulmuş rakamlarda da çok net görüyoruz. Yani bu büyümenin en önemli katmanlarından biri o damarı besleyen finansın tabii kaliteli ki akışının kredi garanti fonu desteğidir. O bakımdan bu desteğin oluşması sizin de söylediğiniz gibi sanayi verilen önemli finans desteklerinden bir tanesi. Yani bu konuda bence çok ciddi anlamda bir katkı sağlıyor mevcut yapı. Tabii, diğer paketler o üretim şimdi paketi falan ikinci mısın? Konu uzun zamandan beri sanayiye destek üretim teşvik modeli noktasındaki bir kanun boyutlu bir çalışma çalışması vardı ve geçtiğimiz hafta komisyondan meclis komisyonundan geçti. Yanılmıyorsam bugünlerde de meclise iniyor bu hafta ve önümüzdeki hafta inşallah bu yeni yasada hayatımıza girecek. Tabii birçok şeyi çözüyor dersek fazla iddialı bir söz söylemiş oluruz. Ama en azından sanayiye yönelik bir kanunun bir paketin uzun zaman sonra üzerinde çalışılıp ki bizlerle de Sayın Bakanımız bu konuda ciddi bir istişare içerisinde bulundu. Sanayi kesiminin de bütün görüşleri ve değerlendirmeleri alarak olabildiğince en azından birikimlerin bir kısmının çözülebileceği, rahatlatabileceği bir yasa. Yanılmıyorsam 50 küsur madde komisyonda belki bir iki madde eksildi çıktı ama bir yasada önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah yasalaşacak. Anladım. Burada da demin söylediğim gibi yani marifet ittifata tabidir noktasında bir dokunuş, bir algı oluşturma noktasından önemli şeyler göreceğiz. Nedir önemli şeyler? İşte mesela emlak vergisinin kaldırılması, uzun yıllardan özellikle beri söylediğimiz... Özellikle yatırımlarda değil mi bu? Mevcutta da, genelde sanayi bölgelerinde olan fabrika binalarının emlak vergisinden muaf tutulması. Ki biz bunun burada da kalmamasını söylüyoruz. Biz diyoruz ki her yerdeki fabrika binası bir gayrimenkul yatırımı değildir. Evet. Bir değer artsın diye yatırım amaçlı yapılmış olan bir arazi, bina, ev, ofis yatırımı değildir. Bu üretim için yapılan bir yatırımdır, bir gayrimenkuldür. Sadece OSB'lerde değil, nerede olursa olsun bunların KDV'de, emlak vergisinden muaf olması gerekir noktasında bir düşüncemiz var. Bu ilk adım atıldı. Ama umarız ki inşallah ikinci adımda sadece OSB'lerde kalmaz, diğer noktalara gider. Yine çok sembolik bir konuydu. Tabii. Belki çok büyük bir değer olmuyor ama elektrikteki enerji giderlerindeki TRT payı denen yıllardan beri gündemde olan bir konu vardı. Kışın sıkıntılı geçti değil mi? O da kalkıyor. Yani onun için bunların her biri... Evet yani elektrikte tabii bir gelgitler oldu. Ama umuyoruz ki tabii enerjideki daha belki zamanımız yetmez enerjiyi konuşmaya şu anda ama enerjideki şu anda yapılmakta olan çok makro ve vizyoner yatırımlarla Türkiye herhalde enerjideki dışa bağımlılık başta olmak üzere birçok temel sorunu da inşallah umuyoruz ki önümüzdeki dönemde atlatacak. Evet, şimdi siz KDV de ima ettiniz. Ona hemen geçelim. Aklımızda KDV ima var. Aklımızdayken orada da bir İngiliz modeli konuşuluyor KDV'lerde. Şimdi biz bu sene ilk 500'de bir açıklama daha yaptık. Evet. Uzun zamandan beri yapmadığımız bir açıklamayı yaptık. Sanayinin KDV yükünü açıkladık. Evet, devreden KDV yükünü açıkladık. Evet. Yani bu konuda ben bir iki de anekdot belirtmek istiyorum. KDV kanunu çıkarken ANAP döneminde 1980'li yıllarda o gün için büyük bir reform olarak ben de o zamanlar gençlik yıllarımızı hatırlıyorum. Bu ortaya konmuştu. Ve o gün heyecanıyla da belki çok fazla detaylı çalışılmamıştı. Ama yıllar geçtikçe ve sistemin getirmiş olduğu eksiler artılar ortaya konuldukça çok net görüyoruz ki bizim tüketim vergisi diye adlandırdığımız aslında KDV aslında biraz üretim vergisine dönüşmüş vaziyette. Çünkü nihai tüketici belki KDV ödüyor gibi gözüküyor ama bilançolarımıza baktığımız zaman ve yük anlamında bu yükü kim taşıyor diye değerlendirdiği zaman inanın ki bu KDV'nin büyük yükünü sanayici taşıyor.
Bakın ne olmuş? Hı hı. İlk 500'deki firmalarımızın, evet, 2014'te 4 milyar TL, pardon, evet, bir devletten KDV alacağı var iken bu rakam 2015'te %12.6 artışla 4.8'e çıkıyor. Bu sene ise %23.5 artışla 6 milyar TL'ye çıkıyor. Hmm. Yani bu kadar, demin finansmanın evet, pahalılığından, finansmanın zorluklarından bahsettik Arzu Hanım. Bu kadar zorlukla öz kaynaklarından fedakarlık ederek finansman sağlamaya çalışan, hmm, sanayici, bu zorlu ve dünyanın en pahalı finansman imkanlarının olduğu bir ortamda cebinden 6 milyar TL'yi devlete, hmm, borç veriyor. Ve sıfır faizde. Kendisi 15-20 faizde, hı hı, bu finansmanı kullanırken bu kadar yüklü anlamda bir borç veriyor ve bu ilk 500'de böyle de diğerlerine farklı mı? Asla değil. Yani bugün Kobis'inde de, orta boyunda da, büyüğünde de, hangi sanayicimizin bilançosuna baktığınızda maalesef bu ciddi KDV alacağını görmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetimiz sağ olsun Sayın Maliye Bakanımızın da son, hı, zamanlarda gündemine ciddi anlamda girdi. Bizimle de bu konuda bir çalışma talebi var Sayın Bakan'ın. Biz de bu konuyu ciddi anlamda çalışıyoruz. Sanayiyi maksimum ölçüde rahatlatacak. Yani temel amacımız ne? Bugün herkes, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere söylüyor, Türkiye'deki sanayinin finansmanını rahatlatmak. Evet. Bunun temel argüman olduğu bir ortamda, yani KDV gibi, ki zaten çok biliyorsunuz önemli, geçici vergi de bir şekilde devlete bir, evet, borç verme olayı. Yani bu enflasyonist dönemden, hı-hı, kalan bir politika, her 3 ayda bir kalkıp da sermayenizden devlete gelecek yılın vergisini ödemek. Bir de ikincisi bu. Yani bunların hepsi birleştiği zaman bu boyutta bir işletme... Bir yük kalkmış olacak. Kesinlikle bir işletme sermayesi transferi yapmış oluyorsunuz. Geçici vergide, yani KDV kadar geçici vergide de bizim ısrarımız artık bu geçici vergi uygulamasının sanayi açısından sonuna gelinmesi. Yıl biter, sanayici karını yapması da vergisini öder. Tabii. Ama her 3 ayda bir kalkıp da böyle bir kaynak transferinin sanayiden maliyeye devredilmesinin de biz artık sonunun gelmesini ısrarla söylüyoruz. İkinci konuda tabii dediğim gibi tekrar ana konu, evet, KDV. Yani bu KDV'de de umuyoruz ki önümüzdeki haftalar içerisinde bilançolarımızı rahatlatacak, finansmanı rahatlatacak, İnşallah, bir çalışmayı da değerlendireceğiz. Bu konuda hakikaten Maliye Bakanımız sağ olsun uzun zamandan beri hasretini çektiğimiz reel sektör empatisini doğru kurabilen ve olaylara reel sektör açısından bakabilen, daha da ötesi bir tüccar gibi düşünebilen, yani bunlar zaten devlete akmayıp da sektörün içine kaldığı zaman çok daha fazla getirisini sağlanabileceği noktasında da değerlendirme yeteneği olan, aynen, bir bakan. Umuyoruz ki inşallah, hı-hı, bu dönemde bu temel bizim için ciddi anlamda sorun birikimi olan konularında çözümüne yönelik adımlar atılmış, evet, olacak. Evet, inşallah diyelim. Şimdi ben burada yerli otoya da değinmek istiyorum. Çünkü çok konuşulan bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sıkça bahsettiği bir konu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği buna talip oldu. Ama siz sanayi odası olarak da bir çalışma yapıyor musunuz bu konuda? Şimdi bir kere yerli otoya girmeden evvel Türkiye Otomotivi'nin gücünü, Türkiye Otomotiv Sanayisi'nin, evet, gücünü isterseniz ilk, hı-hı, 500'den de alıntı yaparak, evet, birkaç kelime söyleyelim. Zaten ihracat rakamları başta olmak üzere, hı-hı, sektörün kendinin açıklamış, evet, olduğu büyüme raporları dahil olmak üzere otomotivin ne kadar Türkiye'nin artık önemli ve güçlü bir lider, evet, sektörü olduğunu hep ortaya koyuyorduk. İlk 5'te 3 otomotiv, aynı, şirketi var zaten. İlk 10'da da 5 var. İlk 10'da da 5 var. Yani bu ilk defa olan bir konu. Hakikaten hem artışlar olarak, hı-hı, büyüme artışları çok önemli. Kendi cirolarındaki büyümeler çok çok ciddi. Onları firma bazlı olduğu için girmek, evet, istemiyorum. Ama ilk 10'un içine, hı-hı, 5 tane otomotiv firmamızın girmesi de Türkiye'nin artık otomotivde, otomotiv, hı-hı, sanayinde temel ve lider sektör olduğunu çok net gösteriyor. Tabii, hı-hı, bu sadece otomotivde kalmıyor. Onu besleyen yan sanayi noktasında da destek veren firmalarımızın, hı-hı, da ciddi anlamda büyüdüğünü ve kendi kollarında, hı-hı, çok ciddi lider firmalar olduğunu görüyoruz. Ve bu bize neyi gösteriyor? Hakikaten Türkiye'de artık otomotiv kendini ispatlamış ve kendini net bir şekilde liderliğini ortaya koymuş olan bir sektör. Evet. Tabii böyle bir sektörün sürekli başarılarının arkasından bir daha üst başarı bekleniyor. Bir, tabii, daha
simgesel bir başarı bekleniyor. Çünkü burada motor üretimi falan yok daha. Henüz tabii yok. Yan yani, sanayi evet, daha çok. Evet yani burada tabii giderek yerli payının arttığı da gözlemlenmekle birlikte gönül arzu ediyor ki burada her daha şey daha üretilsin. Kendimize ait olan daha da kendimizin diyebileceğimiz bir otomotivimiz, bir otomotiv sanayimiz olsun. Bu birikim bunu hak ediyor ve bu birikim bunu yapar. Yani ben de burada yerli mal, yerli marka, yerli isim, baba yiğit yani bunların hepsi tabii işin daha slogansal tarafları. Buralara girmek istiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki hassasiyetine ben de katılıyorum. Ya bu kadar artık güçlü boyuta gelmiş ve Türk sanayinin neredeyse amiral gemisi olabilme noktasına gelmiş olan otomotiv sanayinin artık daha güçlü yerleşme noktasında bunu da markasıyla bütünleştirme noktasında bir fırsatı olabileceğini ben düşünüyorum. Ha, ama tabii bu olurken bunun mutlaka yeni nesil bir teknolojiyle olmasını gönül arzu ediyor. Yoksa siz de bir çalışma sunacaksınız değil konvansiyonel mi? Konvansiyonel anlamdaki bir yapının bizi fazla ileriye taşıması mümkün değil. Yani burada önemli olan yeni nesil ki yeni neslinde ne olduğu malum. O boyutlu bir çalışmanın eğer eserini yapabileceksek bu pazarda da, ihracatta da, iç pazarda da güçlü olabilir. Bize çalışmamıza gelince tabii bizim İstanbul Sanayi Odası'nda çok güçlü otomotiv firmalarımız, otomotiv firma temsilcilerimiz, yan sanayi firmalarımız var. Onların kendi profesyonel konularındaki çalışma bütünlüğünü biz oluşturup bu konuya verilecek olan ki bu firmalarımızın bazıları zaten bu konuya ne zamandan beri müdahiller. Tabii. Ama daha kurumsal anlamda da iş olarak bu konudaki kurumsal birikimimizi de ortaya koyarak umuyorum ki TOB'un ele almış olduğu bu çalışmayı biz de TOB'un en önemli, en güçlü sanayi odası olarak tamamlamaya, desteklemeye gayret edeceğiz. Ümit ederiz. İnşallah bu konu beklentiden çıkıp artık inşaata dönme noktasında bir dönemi açmış olur. Türkiye bunu ben tekrar söylüyorum hak ediyor. Erdal Bey şimdi vaktimiz de daralıyor. 2017 öngörüsü alacağım sizden. Çünkü işte OECD yabancı kuruluşlar Türkiye'nin büyüme rakamlarında yukarı doğru revize ediyorlar. Hem sanayi olsun hem sanayinin büyümedeki katkısı ve payı bu da çok önemli bir katma değer üreten bir ülke olmak için. Hem bu anlamda hem de tabii enflasyon rakamları da hala çift tanede ama bunun etkisi. 2017 ise olarak öngörüleriniz neler olur? Şimdi 2017'ye girerken TL bu arada dalgalanma faizi de orada tabii ayrı bir konu. 2017'ye girerken hakikaten 2016'nın o demin de bahsettiğimiz yoğun, kasvetli ve olumsuz durumlarından dolayı herkese daha karamsar ve temkinli bir büyüme tahmini ve öngörüsü vardı. Ama işte 6. ayına giriyoruz. Yani ilk yarı bize gösteriyor ki sanayide bu olumsuz öngörüler kendini giderek olumluya doğru döndürüyor. İşte az evvel PMI'den bahsettik, üretim endeksinden bahsettik. İlk 6 ay adına ben %4'lük, 4 civarındaki bir büyümenin siz sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yani bizim öncü veriler bunu çok net olarak gösteriyor. Bir kere finansal istikrar anlamında ki finansal istikrardaki en önemli kastımız da bir dövizin belli bir denge oturması. Tabii. Geçen sene bizi en çok yoran o barometrenin yükselmesi, inmesi, çıkması o volatilite olmuştu. O konuda da belli bir dengenin oturması. 2016 ile ilgili, 2017 ile ilgili öngörüleri de daha sağlıklı yapma fırsatını veriyor. Yani yılın ikinci yarısında çok olağanüstü, Allah korusun bizi bekleyen olumsuz iç ve dış koşullar olmadığı takdirde ben bu %4'ün biraz daha da üste çıkabileceğini ki diğer turizm ve tarımdan da gelebilecek olan desteklerle biraz daha da yukarı çıkabileceğini ümit ediyorum. Kur tarafı tabii çok zor tahmin edecek olan bir değerlendirme. Ama geçen seneki kadar yüksek oynaklığın olmayacağını Türkiye'ye ki fon akışı da bunu gösteriyor. Ben tahmin ediyorum yani çok büyük boyutlu herhalde zıplamalar olmadan bu yılı son iki seneden çok daha dengeli öngörülebilir bir kurla inşallah geçireceğiz. Evet Erdal Bey çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet üst düzeyde İSO Başkanı Erdal Bahçıvan bizle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.